Sisyphos Gaming'den herkese selamlar. Bu rehber videosunda ayılar hakkında bilmemiz gerekenleri ve kullanabileceğimiz taktikleri anlatacağım. Çünkü böyle bir manzarayı hepimiz hak ediyoruz. The Long Dark oynarken hepimiz en az bir kere ayıların gazabına uğramışızdır. Oyundaki vahşi hayatın adrenalin seviyemizi tavan yaptıran bu tehlikeli yırtıcıları avlaması en riskli ama aynı zamanda en ödüllendirici hayvanların başında geliyor. Zorluk seviyesi arttıkça ayı avlamak giderek zorlaşsa da önemi de artıyor. Özellikle mütecavız seviyesinde ayı avlamadan hayatta kalmak neredeyse imkansız. Şimdi ayılar hakkında bilmemiz gereken temel noktalara değinelim. The Long Dark'ta ayı avladığımızda 25-40 kilo arası et, 1 adet ayı postu ve 10 adet bağırsak elde ediyoruz. Etler uzun vadede hayatta kalmamızı garanti altına alsa da hepsi bundan ibaret değil. Ayı postundan yapabildiğimiz mont ve uyku tulumu oyunda en çok sıcaklık veren iki eşyanın başında geliyor. Bu eşyalar sayesinde oyundaki en büyük düşmanımızdan, soğuktan kendimizi koruyabiliyoruz. Ayı avlama taktiklerine değinmeden önce onlar hakkında bazı temel bilgileri bilmek faydalı olacaktır. The Long Dark'ta ayıların vücudunu 5 bölgeye ayırabiliriz. Baş, boyun, üst gövde, alt gövde ve uzuvlar. Ayıya verdiğiniz hasarı maksimize etmek istiyorsanız daima başından vurmaya çalışmalısınız. Sonrasında boyun ve gövde en çok hasarı alıyor. Ayrıca kullandığımız silah da önemli. En çok hasarı tüfekle verirken en az hasarı da altı patlarla veriyoruz. Fakat teknik olarak ayıyı neresinden vurursak vuralım, tek bir darbeyle ayıyı öldürebiliriz. Çünkü kurtlarda ve geyiklerde gördüğümüz kanama mekaniği ayılarda da mevcut. Bu yüzden yükleme ekranı olan bir yerde 15 dakikadan uzun süre geçirmediğiniz takdirde altı patlarla ayağından vursanız bile eninde sonunda ölecek. Sadece çok daha uzun sürecek. Bu yüzden bu rehberde göstereceğim taktikler garanti ve güvenli yöntemlerden oluşacak. Mütecavızda ateşli silahlar olmadığı için taktikleri genellikle yay üzerinden göstereceğim. Fakat aynı yöntemleri silahlarla da uygulayabilirsiniz. Normal ayılar 500 cana, Aurora ayıları ise 1000 cana sahip. Keşke Aurora ayıları her zaman böyle bug'a girse. Ama maalesef girmiyor. Biraz geri saralım mı? Tüfek ve yayla ayıyı başından vurduğunuzda tek atmak mümkün olsa da bu yetenekleriniz seviye 1 iken tüfekle maksimum 2, yayla ise maksimum 3 headshot'a ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Göstereceğim taktiklerin amacı ayının kanamadan ölmesini beklemeden bizim belirlediğimiz lokasyonda, bizim belirlediğimiz koşullarda ayıyı güvenli bir şekilde öldürmek olacak. Aurora ayıları 1000 cana sahip olduğu ve ateşten korkmadığı için onlarla uğraşmamak en güvenli seçenek olacaktır. Ama mecbur kalırsanız kapalı alan, araba, yükseklik ve en son göstereceğim ayı dansı taktiklerini kullanabilirsiniz. Ayıların sayısı bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Örneğin terk edilmiş topraklarda maksimum 1, gizemli gölde maksimum 2, sahil yolunda maksimum 3 ayı aynı anda olabilir. Bu konudaki en özel bölge Tatlı Vadi. Tatlı Vadi'de 7 farklı potansiyel lokasyonda 4 tane ayı olabiliyor. O yüzden Tatlı Vadi'de sadece kar fırtınalarına değil, ayılara da dikkat etmekte fayda var. Oyundaki çoğu bölgede ayının doğabileceği birden fazla mağara var. Bir mağaranın ayı in olup olmadığını anlamak istiyorsanız kemiklere bakmanız yeterli. Eğer bir mağarada kemik varsa orası ayının evi demek. Ayılar o bölgenin etrafında geziniyor, hatta o mağaraya geri uyumaya geliyor. Ayıyı avladığınızda tekrar ne zaman doğacağı zorluk seviyesinden seviyesine değişiyor. Öncelikle koruyucu zorluk seviyesinde ilk 24 saatte hiçbir yırtıcının olmadığını unutmayın. İlk 20 günde avladığınız ayıların tekrar doğması 10 gün sürüyor. 20. günden 150. güne bu süre artıyor ve en sonunda 15 gün oluyor. İzcide ise bu süre 20 güne çıkıyor. Mütecavız zorluk seviyesinde ise 10. günden önce ayı avlamak gibi bir mucizeyi gerçekleştirebilirseniz ayının tekrar doğması 10 gün alıyor. Ama 10. günden 50. güne kadar doğma süresi giderek uzuyor ve nihayetinde 50 gün sürüyor. Dolayısıyla ayı avladığınızda oyundaki not defterine gününü ve lokasyonunu not etmeniz uzun vadede sizin için iyi olacaktır.
Rehber videosu hazırlamak çok emek isteyen bir süreç. Bu videoyla size yardımcı olabildiysem kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi gelelim ayılardan korunma yöntemlerine. Öncelikle ayı avlamayı düşünmüyorsanız, mümkün oldukça ayıdan uzak durmanızda fayda var. Ama eğer yolunuzun üzerindeyse ve yakınlarından geçmek zorundaysanız şunları unutmayın. Ayılar ateşten korkuyor. Fakat bu korkunun sınırları var. Ayı size saldırıya doğru geçtiğinde mesafenizi koruyarak bir meşale yakarsanız bu onu durduracaktır. Fakat öyle beklemeye devam ederseniz tekrar saldırıya geçecektir. O yüzden meşaleyle kendinizi koruduktan sonra hemen oradan uzaklaşmanız gerekiyor. Aynı şey fişek için de geçerli. Ayı üzerinize saldırmaya başladığında fişeği yakarsanız bu saldırıyı engelleyecektir. Fakat aynı şekilde çok uzun sürmeyecek. O yüzden bir an önce uzaklaşmanızda fayda var. Ateş dışında ayılar gürültü bombasından da korkuyor. Ayının size saldırıyor olmasından bağımsız bir şekilde gürültü bombası attığınızda ayı korkup kaçacaktır. Fakat bu yöntemin Aurora ayıları için geçerli olmadığını unutmayın. Gürültü bombası sadece Aurora kurtları için geçerli. Aurora ayılarına bir etkisi yok. Yardım silahı da normal ayılara karşı her zaman güvenlik sağlayacaktır. Yardım silahıyla ayıya sıktığınızda ne olursa olsun kaçmaya başlayacak. Ama bu yöntem de Aurora ayıları için geçerli değil. Aurora ayıları sadece elektrikten korkuyor. Yardım silahının ayıya tek atma ihtimali de var. Ama yardım silahının fişekleri çok zor bulunduğu için ayı avlamak için oldukça pahalı bir yöntem olacaktır. O yüzden sadece acil durumlarda kullanmanızı öneririm. Nasıl korunacağımızı bildiğimize göre şimdi gelelim ayı avlama taktiklerine. İlk yöntemimiz kamp ateşi yöntemi. Kamp ateşi taktiğinden maksimum verim almak için ateşimizi yaktıktan sonra ayıyla ateşi ortalıyoruz. Önce ayıya nişan alıp bir tane okumuzu atıyoruz. Ayı bize saldırırken bir tane daha okumuzu atıp hızlıca ateşe doğru koşuyoruz. Ayı gördüğünüz gibi sabit kalıyor. Şimdi kolayca headshot atıp ayıyı güvenli bir şekilde öldürebiliyoruz. Ama aradaki mesafeye dikkat etmenizde fayda var. Bir ayıdan asla daha hızlı koşamazsınız. O yüzden mesafeyi şu mesafelerde ayarlamak en sağlıklı yöntem olacaktır. Ateşin arkasına geçip ilk saldırıyı öyle de başlatabilirsiniz. Öyle yaparsanız ayı önce gelecek, bir kere daha sıkma şansınız olacak ama bir daha sıkarsanız ayı kaçmaya başlayacak. Bu sebepten dolayı önce ortalamak çok daha sağlıklı olacaktır. Unutmayalım ki ayıyı öldürebilmek için maksimum 3 headshot'a ihtiyacımız var. Eğer okçuluk seviyeniz 5 ise 2 headshot da kurtaracaktır. İkinci yöntemimiz balıkçı kulübeleri veya avcı noktaları gibi konumlar. Bu konumlar güvenli alan olarak geçtiği için ayılar bunların içine giremiyor. Dolayısıyla bu yöntemimizin temel amacı ayıyı yaklaştırıp tıpkı ateşte olduğu gibi sıkıp içeri girip bir daha sıkmak. Ama içerideyken sıkarsanız ayı kaçacaktır. Bu yüzden dışarıda sıkıp öyle içeri girmeniz gerekiyor. Mesafemizi ayarlıyoruz. Ayı bizi fark ettiğinde ilk atışımızı yapıyoruz. Ayı saldırırken bir atış daha yapıyoruz. Hayda, gösteremeden ayı öldü. Şu an okçulukta seviye 2'yiz ama 2 atışı da baş ve boyun gövdesi gibi kritik hasar şansının yüksek olduğu yerlere yaptığımız için ayıyı öldürmeyi başardık. Eğer 2 atışta öldüremeseydik şöyle gerçekleşecekti. İlk atışımızı yaptık, kaçarken bir atış daha yaptık, içine girdik. İçine girdiğimizde ayı böyle bekliyor. Buradan kolayca bir headshot atarak ayıyı öldürebiliyoruz. Güvenli alan olarak aynı şekilde ayının size ulaşamayacağı engebeleri de kullanabilirsiniz. Bu da av kulübesi ve balıkçı kulübesi yöntemlerine benziyor aslında. Aynı kategoride değerlendirilebilir. Ayıya nişanı aldık, sıktık. Üzerimize koşarken hemen mesela şöyle bir yüksekliğe geçtik. Burada bize saldıramayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Bug'a girer gibi oldu ama saldıramıyor, korkmayın. O aralar sıkmaya devam ediyoruz. Ben göstermek maksatlı çok dokunmadım. Üzerine çıkabildiğimiz ağaç dalları, arabalar ve ufak yükseklikler de aynı etkiyi gösterecektir bu yöntemi uygularken.
Bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim adrenalin seviyelerimizi tavana çıkaran en tehlikeli ama alıştıktan sonra istediğiniz yerde ayıyı öldürmeye olanak sağlayan ayı dansı yöntemine. Ayı dansı yöntemini 3 farklı şekilde inceleyebiliriz. İlki bir araba ya da ağacı kullanmak. Balıkçı kulübesi gibi şeyleri de kullanabilirsiniz. Ama ayıyı tam olarak görmeyeceğiniz için bu oldukça tehlikeli bir yöntem. Burada ucu ucuna refleks sayesinde ben kurtardım, yoksa ayı bize saldırmıştı. Üçüncüsü, en çok alışkanlık isteyen ve en tehlikelisi açık alanda ayı dansı. Bunu gerçekleştirirken ayının dönme animasyonunun yavaşlığından faydalanıyoruz. Bu yüzden ayı bize saldırıya geçtiğinde sol ya da sağ çapraza doğru hareket ederek kendimize alan açıyoruz. Tüm bu süreç boyunca ayıya sıkmaya devam ediyoruz. Ama bunu yaparken yeterli sayıda oka sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Çünkü kaçmaya çalışırken baş ve boyun gibi kritik hasar şansının yüksek olduğu yerlere nişan almak zor olduğu için düşük hasar verebileceğimiz bölgelere sıkabiliyoruz. O yüzden yeterli sayıda okumuz yoksa ayıyı öldüremezsek savunmasız bir şekilde ortada kalabiliriz. 8'den az okunuz varsa bu yöntemi denemeyin. Buraya kadar izleyenler için bir de bonus yöntemim var. Eve teslim ayı yönteminin uygulanabileceği birçok harita var. Bence en işlevlisi Gizemli Göl. Sahil yolunda, Tatlı Vadide, Bozkurt Dağı'nda ve terk edilmiş topraklarda bu taktiği uygulamak en pratik yöntem olacaktır. Çünkü hepsinde o haritadaki ana beyziniz olarak belirlemek isteyeceğiniz yere yakın ayı doğum noktaları bulunuyor. Biraz sabır istese de en mantıklı yöntemlerden biri bu bence. Çünkü hem toplaması çok daha kolay oluyor, hem hali hazırda getirmek istediğiniz yere getirmiş oluyorsunuz. Zaman geçirerek de ayının gelmesini bekleyebilirsiniz eğer sabretmek istemiyorsanız. Şimdi bu yöntemimizde ayıya sıktık. Buraya kadar ayıyı biz çektik bu arada. Burada ayı olmuyor bildiğiniz gibi. Ama tuzakçı kulübesinin orada ayı var. O daha kolay. Sıktık, ayı üzerimize geliyor. Bir daha sıktık. Burada bize saldıramadığı için buraya geldik. Sıkmaya devam ediyoruz. Ve öldürdük. Ayı eve servis bir şekilde kapımıza kadar geldi. Aynı şeyi tuzakçı kulübesinde de gerçekleştirebiliriz. Ayının agrosunu çektik üzerimize. Ayıya sıktık. Ayı üzerimize koşarken ya buradaki çitlerin arkasına geçiyoruz. Bakın ayı burada şu an. Sıkmaya devam ettik. Mesafeyi iyi ayarlamak ve sakin kalmak önemli. Çünkü diğer türlü ayı komple kaçmaya başlayacaktır. Kaçmaya başladığında tekrar saldırmasına izin vererek üzerimize doğru çekiyoruz. Bu sayede baga girmiyor ve kolayca avlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ayıyı kapımızın önünden teslim aldık. Eğer oynanış videoları da ilginizi çekiyorsa kanaldaki Mütecavızla 500 gün serisine göz atabilirsiniz. Oyunu oynarken yaptığım şeyleri neden yaptığımı anlatarak çeşitli taktikler ve ipuçları vererek oynamaya, yani öğretici bir şekilde oynamaya çok özen gösteriyorum. Rehber videolarının devamı için kanala abone olabilir, videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Özetleyecek olursak, ayı avlarken uygulayabileceğimiz en sağlıklı yöntem, ateş yöntemi ve güvenli alan yöntemi. Bu taktikleri tüfekle çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Kurtlar, Amerikan geyikleri gibi başka konularda da rehber videoları görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.